Merhaba, videoma hoş geldiniz. Yeni bir seri yapmaya karar verdim. Onu da sizin fikirlerinizden yola çıkarak karar verdim. Aslında sizin yorumlarınızın hepsini okuyorum ve beyin fırtınası yapıyoruz hep beraber. Sizin haberiniz yok. Mesela bir arkadaş şöyle bir yorum göndermiş. Demiş ki, jelibondan böyle başını, kafanı, bir şeyini yapabilir misin? Dedim yapayım. Tamam, çok iyi fikir. Ondan sonra diğer arkadaş da şöyle bir yorum göndermiş. Bizden gelenlerle ilgili bir seri yap. Çok iyi fikir ya. İkisi de harika fikir. Yine ikisini birleştirdim ve ortaya Uras Yapar etiketini çıkardım. Uras Yapar etiketini istediğiniz Twitter'da, Instagram'da, herhangi bir yerde kullanıp bana benim kanal formatımda tabii ki istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Ben de yapmaya çalışayım. Aynı yüzümden jelibon yapmaya çalışacağım gibi şimdi. Tamam mı? Ama bana Orkun'a, Enes'e söyledikleriniz gibi değil. Benim kanalımla ilgili fikirler verin, olur mu? Hepsini bekliyorum ve sizin aklınıza çok güveniyorum. Hadi şimdi başlayalım. Önce kafamın alçıyla kalıbını çıkartacağım. Kafamı streç filmle güzelce saracağım. Ondan sonra da eczaneden aldığım alçı bantlarını yüzümün her tarafına yavaşça yapıştıracağım. Bütün her yeri onunla güzelce kaplamam gerekiyor ki tam olarak bir kalıp çıksın. Elimizde yüzümün kalıbı olsun. İşte böyle. Bayağı iyi kaplıyorum. Ve ondan sonra bunu bir de kurutma makinesiyle kuruttuktan sonra, ki o da biraz sürüyor yani, ne yalan söyleyeyim, yaklaşık 20-25 dakika sonra yüzümün kalıbı hazır. Evet, işte oldu. Anam gözüme alçı kaçtı ya. Neyse. Şimdi bunu bir keseceğim. Biraz incelteceğim çünkü etrafı şöyle biraz girintili çıkıntılı. İşte oldu, bakın. Gördünüz mü? Bunun içini bakalım yapabilecek miyim, çok merak ediyorum. Streç filmle kapatacağım. Boşlukları doldurmak gerekiyor. Nasıl bir şey çıkacak ortaya, vallahi çok merak ediyorum. Çünkü ben bunu yapan kimse görmedim. Bir örnek izlemediğim için biraz bozuk olabilir üstü dokusu falan ama. Oh! Çok sıcak. Suyumuzun içine jöle. Bu ne, çilekli ya da vişneli jöle. Kırmızı olsun istiyorum. İçinde gıda boyası da yeteri kadar var. Ondan sonra jelatin. Bu jelatin sığır jelatini. Yani sert olması kesin gerekiyor, yoksa yani çıkartamayız ve rezil olur, güzelim kalıp gider. O yüzden bol bol koydum valla. Biraz şeker koymak istiyorum. Jelatin fazla, jöle az oldu. O yüzden hani yiyeceğiz bir de bunları. Lezzetli olsun. Bir de gıda boyası koyacağım. Çok az ama, birkaç damla. Hem de gıda boyası. En son bir kez daha karıştıracağım. Artık bayağı bir kıvam aldı çünkü. Böylece streç filminin içindeki şeyi de eritmeyecek. Ama şeker erisin diye biraz karıştıracağım. Bayağı enteresan bir şey oldu bu ha. Maskemizi şöyle sabitledim. Etrafına bir şeyler koydum ki dökerken kaymasın, etmesin. Kepçeyle koyacağım. Çünkü ağır bir sıvı, ortalık dağılmasın. Hadi bakalım. Evet, şimdi bitti bu. Bunu biraz oda sıcaklığına getirip sonra buzdolabına koyacağım. Bakalım ne çıkacak. Evet, hazır. Yaklaşık bir 3 saat falan kaldı. Allah, oha çok ağır bu ya. Burnu. Aha, burnu güzelmiş. Burnu Voldemort gibi olmuş galiba. Neyse, şunu şöyle bir ters çevireceğim. Bakalım ne çıkacak, çok merak ediyorum gerçekten, bana benzedi mi? Bayağı güzel, kıvamı güzel. Baksanıza, burnu Voldemort gibi olmuş ya. Of. Sanki ben Voldemort olmuşum, sonra bir de yaşlanmışım. Öyle bir jelibon çıktı ortaya. Benzemiş mi? Dur şöyle ben kendimle bakayım. Nasıl? Vallahi ağzım benziyor, dudaklarım. Burun Voldemort bildiğiniz. Göz çukurları burada. Bir de streç filmin kırışıklıkları. Biraz böyle bir Allah ömür verirse 40 sene sonraki halim gibi gözüküyor. Çok da bana benzemedi ya. Ama
kafamın jelibonunu yaptım mı yaptım. Dediğinizi yaptım arkadaşlar. Denedim en azından. Çok ağır bu arada, baksanıza şuna. Tatsam mı bunu? Şu ucundan yiyeyim. Güzel güzel. Uras bunu beğendi. Bu tür şeyleri bana gönderin. Uras yapar etiketiyle. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışayım. Bir de ben bunu kızgın topta yakayım değil mi? Benzemiş mi? Benzemedi ya. Voldemort. Tipsiz bir şey oldu bu. Ama kafa şeklinde jelibon. Voldemort da olsa jelibon jelibondur. Buraya tıklayarak da kızgın top videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Hoşçakalın.